1996 senesinde ısıtma ve soğutma sistemleriyle eray teknik ile başlayan serüven 2017 yılında ERT mekaniğin kurulmasıyla büyüyerek devam etti. Bu iki şirketten gelen güç birliği sektörde faaliyet ve hizmet alanlarımızı arttırmamızı sağladı. ERT mekanik olarak elimizden geldiğince dünya standartlarına uygun hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Bir binanın temel yapı taşlarından olan ısıtma, soğutma, havalandırma, tesisat gibi e, ve bunların en önemlisi projelendirme adımlarını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. E, biz RT mekanik olarak yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik e, bir yapının sistemlerini oluşturan bileşenlerin tümünün hizmetini sunmaktayız aslında. E, faaliyetlerimize başladığımız tarihten bu yana bizim için en önde gelen konu müşteri memnuniyeti. Ee, önceliğimiz e, bunun üzerinedir. Kaliteli anlayışı ve sektörde her açıdan önce olmayı, e, sürdürülmeyi hedeflemekteyiz. Oluşturduğumuz estetik, güvenilir, kaliteli sistemlerle beklentileri karşılamak, e, sürekli iyileştirmeyi e, hedefliyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Sağda ve ofiste e, tüm çalışanlarımızla birlikte finansal ve teknolojik olarak en iyi sonuçları ortaya koymak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılı ciro ve pazar payı açısından e, beklentimizin üzerinde ancak karlılık olarak beklentimizin altında tamamladık. E, geçen yıl %70 oranında bir büyüme yakaladık. Bununla birlikte e, enflasyon kaynaklı işçilik maliyetlerinin artması ve finansal maliyetlerin yüksek olması hedeflediğimiz karlılıkları yakalayamadık. 2024 yılının ilk çeyreğinde ERT mekanik olarak bizim iş almak gibi herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ancak geçen yıl oranla enflasyon kaynaklı maliyetlerin artması karlılık oranlarımızı ciddi şekilde etkiledi. Bu sebeple mekanik tarafı her ne kadar bizi tatmin etmese de diğer taraftan bayiliğini yapmış olduğumuz ısıtma ve soğutma sistemleri satışlarımızdaki kar mekanik taraftaki olumsuz tabloyu daha olumlu tarafa çevirdi diyebiliriz. Ayrıca 2023 yılında mekanik tesisat uygulama tarafında imzalamış olduğumuz yaklaşık 1 milyon metrekarelik anlaşmamız mevcut. 2024 yılında hedefimiz bu rakamı 1,5 milyon metrekareye çıkartmak. Piyasa koşullarına rağmen bu yılı geçen yıla göre hedeflediğimiz rakamın üzerinde bir büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. İklimlendirme sektörünün önemi gerek küresel gerek iklim değişikliklerinin gerekse de yeni ve temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesi sürecinde çok daha fazla artacak. Bilindiği üzere son zamanlarda yazlar 10 yıl öncesine göre çok daha sıcak. E, artık 4 değil 2 mevsim yaşıyoruz diyebiliriz yaz ve kış olmak üzere. E, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz durumlar kitlesel göçlerin önlenmesi ve fosil yakıtların eski değerini yavaş yavaş yitirerek Karbon ayak izini azaltan temiz çevreci, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji kaynakları arayışı vardır. Bu en iyi örnekte ısı pompaları diyebiliriz. Bir yerde geleceğin iklimlendirme teknolojisi olarak görülüyor. E, ısı pompaları karbon ayak izini azaltması sayesinde sürdürülebilir, doğayı koruyan, e, aynı zamanda çevreci e, bir çözüm sağlıyor. Ülkemizde hidrojen enerjisi kullanımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yakın gelecekte ısı pompaları tüm dünyada kullanılmaya başlanacak. Ülkemizde bu konuyla alakalı teşvik beklemekteyiz. Ee, gelen teşvik doğrultusunda bununla birlikte maliyetler düşeceği için de kullanım alanı çok daha fazla artacaktır.